Mini mini birler, çalışkan yediler. Geldik birinci dönem ikinci yazılısına. Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Deniz Meli Hoca'nız. Evet sevgili yediler nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda gidiyordur. Bugün yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayız. Yüz aldıracak sınav sorularını sizin için buldum getirdim. Bomba gibi de çözeceğiz. Sizi sınava çok iyi bir şekilde hazırlayacağız. İkinci yazılılarda notlarımızı yükselteceğiz ki... ...birinci dönem karnelerimizde şöyle şişkin şişkin notlar olsun ki hedefimiz ki en baştan söyleyeyim en içten en kalbi dileklerimle diliyorum ki alacağınıza da çok eminim. En az notumuz 100 olacak tamam en az bu. Sınır alt sınırı çektim. Üstünde ne alırsın bilemem. Bazı hocalar soruyorlar 110 puan filan böyle bonus sorular çünkü biliyorum. Yüzün 100 100'ün üstünde aldığınız her not kafidir bize yeterlidir tamam. Hepinizden güzel güzel notlar bekliyorum. Alabileceği en yüksek notu alsın. Herkesten dileyim bu tamam mı? İnşallah çok güzel geçecek. Tabii ki de güzel geçmesi için Meli Hocan elinden geleni yaptı. Soruları güzel güzel hazırladı. Kapsam genişliği çok güzel. Rasyonel sayılarla tabii ağırlıklı çalışacağız. Cebirsel ifadeler, denklemler, örüntüler, üslü sayılar bom bom bom. Tamam çok güzel sorular seni bekliyor. Dolayısıyla vakit kaybetme hocam. Al bizi ders ekranına şöyle yerleş sandalyene koltuğuna ve ilk soruyla başlat. Peki ilk sorumuz geldi o zaman. Şimdi Cebirsel ifadelerle bir başlayalım. Cebirsel ifadesinin sabit terimi A demiş birinci sorumuzda. Değişken sayısı da B demiş. Buna göre de A'yı B'yi bul da bir çarpıp bana söyle diye sormuş ilk soruda. Şimdi cebirsel ifadeler biliyorsunuz içerisinde değişken. En az bir değişken bulunan ifadelerdi. İşte böyle X'ler Y'ler hani bilinmeyen olanlar. Ee, dolayısıyla da buradaki bazı tanımlarımız vardı bunları çok iyi bileceğiz. Terim vardı mesela. Terim neydi? İşte başlıyorduk. Artı eksi görene kadar duruyorduk. Bir. Şöyle artı eksi görünce dur. iki Şöyle üç. Mesela terim sayısını sorsaydı üç diyecektik. Ee, sabit terim sormuş peki. Sabit terim neydi? Sabit terim şuydu. Hani ee, cebirsel ifadenin böyle en sonunda olur genelde. Genelde ama bazen başında da olabilir. Yanında hiçbir değişken olmayan. X, Y, yıldız, kare, üçgen olmayan. Yalnız başına. Yapayalnız. Ağlayan. Dışlanmış olan sayı sabit de bizim için. Dolayısıyla da buradaki sabit terimimiz kim? Eksi 8. Burada yapacağın en büyük hata ne olur? Şu eksiği almamak olur ki cevabı da yanlış yaparsın. Yanlış yaparsın. Yanlışa gidersin. Dolayısıyla aman dikkat. Başındaki işaretiyle beraber. Komple alın lütfen. Tamam mı? O kadar da yapayalnız değil. Lütfen abartmayınız. Değişken sayısını zaten az önce söyledik. E, kim var? X var, Y var. Hani değişen harfler. Kaç tane harf var? İki tane. Dolayısıyla da B eşittir ne diyorum? İki diyorum. Ya bunu çarparsın sen. A çarpı B eşittir. Eksi 8 çarpı 2 demek değil mi? E, 8 kere 2 16 ama 1 eksi 1 artı olduğu için cevap eksi 16. O zaman ne diyoruz hocacım hocacım? İlk sorudan ben 10 puanı senden bir rica edeyim diyor ve İkinci soruya geçiyorsun. İkinci soruda yine cebirsel ifadeyle ilgili çıkarma işlemi. Şimdi k eksi l işleminin sonucu sorulmuş. Önce gel senle k'yı yazalım. Ne yazıyorsa aynen geçir. 9x eksi 3 temiz. K'da bir sorun yok. K'nın başında zaten eksi eksi yok. Buradaki tehlike başında eksi olanlarda. Eksiden korkacaksın kardeş. Eksiden görünce böyle zırrank diye frene basacaksın. Bir düşüneceksin. Lan burada ne yapıyorduk? Ne oluyor? Burada eksi ne alaka falan? Böyle bir gerileceksin ufaktan. Eksiği bak arada K ve L arasındaki eksiyi koydum. Şimdi de L'yi yazıyorum. Ama başa eksi koyduğum için kendimi daha fazla gelmek istemiyorum. Ve rahatlatmak açısından ne yapıyorum? Oraya bir parantez açıyorum. Parantezi kondur. Bundan sonra rahatsın. Sakin ol, relax. Bundan sonrası çok rahat yapacaksın. L'yi yaz şimdi. Ne yazıyor L'de? Eksi 4 artı 6x yazıyor. Sen şimdi bu işlemi yaparsın. Çok basit. Başla. Bak şimdi. 9x eksi 3. Parantezin başında eksi varsa bu eksi içerideki herkesi ama herkesi etkileyecek. Eksi eksiden burası artı 4. Eksi ve artıdan yine eksi kazanır. Eksi 6x. Tamam. İşte mevzuyu buraya kadar getirdik. Bak şuraya kadar 8 puanın cepte ha. Buraya kadar yaptın 8 puan cepte. Hocam niye 10 değil? Niye o 2 puanı niye kırdınız hocam? 2 puanı... Hayır eklemem. O iki puanlık işlemi de yapacaksın. Devam edeceğiz. O da nedir? Bu işlemi toparlamak. İşlem toparlaması yapacaksın. Ne demek işlem toparlaması? Benzer terimleri önce bir işleme sokacaksın. Mesela 9x ve eksi 6x. X giller. Bunlar benzer terim. Bunlar bir araya gelecekler. Nasıl işlem yapıyorduk bu ikisi arasında? Kat sayılarla. 9, eksi 6, 3'tür. 9, 6, 3 yani. Dolayısıyla buraya ne yazıyorsun? 3x. Ardından eksi 3 artı 4 işlemini yapıyorsun. Eksi 3 artı 4 ne demek? Artı 1 demek. Bunu zaten tam sayılardan beri, sene başından beri pat 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 bir sürü yapmıştık, çözmüştük seninle beraber. He şimdi 10 puan oldu. Hocam hocam çak bir 10 puan daha bana dedin ve 3. soruya zıpladın. Şimdi buna göre Berk'in cebinde kalan para kaç liradır diye bir sorumuz var. Neymiş? Berk cebindeki 900 lirasının 5'te 2'siyle faturaları, 4'te 1'iyle de market alışverişini halletmiş. O zaman sevgili Berk'e soruyoruz. Sen faturalar için önce bir kaç para ödedin bir söyle bakalım bize ya. Bir faturalara kaç para gitti bir söyle bakalım diyor işlemine başlıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir sayının kesir kadarı nasıl bulunuyordu? Sayıyla kesiri çarpıyordun. Tamam. 5 bölü 2, 2 bölü 5'i çarpacağız. Bunun benzerini rasyonel sayı problemlerinde de çözdük zaten. Ne yapıyorsun? Ee, 900'ün altında gizli bir var gibi o biri de yazıp kendini rahatlatabilirsin. Çarpma işleminde sıkıntı yok. Bak çarpmada sakin olun. Neden biliyor musun? Çarpmanın bir kuralı yok. Bodoslama dalın çarpma işlemi de. Yani payla payı çarpıp paya Payda ile paydayı çarpıp paydayı yazacağız. Yani üsttekiyle üstteki ile üstteki üste yazılacak. Alttaki ile alttaki alta yazılacak. Ama ama bundan önce varsa dilersen sadeleştirmeyi yap. 900 ile mesela 5'i sadeleştirebiliriz. İkisini de 5'e böldüm. 5'i 5'e böldüm 1. 900'ü 5'e böldüm 1. 8 180 değil mi? Bakayım evet 180. 180 ile de 2'yi çarptım 360. Demek ki 360 liramız faturaya gitti. Ardından ne yapıyoruz? Marketi bulacağız. Market içinde 1 bölü 4. Bak kalanın mı diyor yoksa kendisi mi direkt? burada kalanı demiş mi? Hayır. Direkt maaşın ya da işte cebindeki paranın direkt 1 bölü 4'ü. O zaman ne yapıyorsun? 900'ün yine aynı 900'ün 1 bölü 4'ünü hesaplıyorsun. Burada da direkt 900 dördü 4'ü halledebiliriz. E, ee, 450 225. Burada da 225 çarpı 1'den 225 lirada gidecek. Nereye? Markete. Ardından bana neyi sormuş? Kalanı sormuş. O zaman şu ikisini alıp bir toplayalım. Tamam mı? 360 ile 225'i topladın. Şurası 585. 900 lira cepte vardı. 585 lirayı harcadık. Geriye ne kaldı? Tabii ki de 315 lira kaldı diyor. Buradan da 10 puanı atıyorsun cebe. Geçtik 4. soruya. Şimdi rasyonel sayılarla ilgili illaki bu tarz bir işlem gelecek. Tamam mı? Bu işlemi nasıl yapacağız? Önce bir sayının karesi nasıl olur? Biliyorsun bu çift kuvvet. Bu çift kuvvet içeride eksiği görünce ne yapar? Ne yapar? Kudurur, dedirir. Böyle asabiyet olur. O eksiği artıya çevirir. Dolayısıyla da bu işlemin şu kısmın sonucu kesinlikle öncelikle bir artıdır. Bu arada burada işlem önceliği de var ha. İşlem önceliğinde neydi? Önce üstü sayı görüyorsan onları yap. Sonra parantezli işlemleri yapıyorduk. Ardından çarpmalar, bölmeler ve en son en son top çık yapıyorduk. Top çık ne? Topluma çıkarma. Şimdi o zaman önce ben üstü sayımı yapayım. 1 bölü 2'nin karesini alacağım. 1'in karesi 1 kere 1'den 1. 2'nin karesi 2 kere 2'den 4. Bu artıyı da yazmaya gerek yok zaten. Şimdi devam ediyorum. Artı diyorum. 3 bölü 4 çarpı 1 tam 1 bölü 2. Ya bu çok sevimsiz olmamış mı sizce de? 1 tam 1 bölü 2 nedir yahu? Bu çarp topla da bir düzgün bir hale gelsin. 2 kere 1 2 1 topla 3. Ha, burası demek ki 3 bölü 2. Tamam. Şimdi bir düzgün. Geldi karşıma. Adam gibi geldi karşıma. Efendi efendi şimdi çözebiliriz. Çarpma işlemi öncelikli. Dolayısıyla önce orayı yapıyorsun. 3 kere 3 9. 4 kere 2 8. İşte bu. Demek ki 1 bölü 4 artı 9 bölü 8'e kadar işlemi getirdik. Bak üstleri yaptım. Ee, parantez zaten yoktu ama onu da hallettik. Çarpmaları bölmeleri yaptım. Şimdi topçuka geldik. Topçuk var mı burada? Var. Toplama var sadece. Top kısmı var. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Toplama yapacağız. Toplamanın kuralı var. Toplamada kural var acı. Bekleyeceksin bir kuralı düşüneceksin. Neydi kuralımız? Toplamaya da çıkarma yapıyorsak paydalar eşit olacak. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Şu kardeşimiz küçüğü büyüğe benzeteceğiz. 2 ile genişletiyorum. 2 kere 1, 2. Aha da yazdım. 2 kere 4, 8. Tamam. 2 bölü 8 ile 9 bölü 8'i toplarsak... 2, 9 daha 11 bölü 8'i buluyor. Buradan da 10 puanı alıp 5. soruya zıplıyoruz. Şimdi Balon sorusuna geldik. Hani balon derken hani bu soru çok balon. Hani kofti o anlamda değil. Balon yöntemi kullanacağız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? Şimdi çok basit ee, işlem yapmadan işlem yapacağımız bir soru. Peki ne yapacağız? İşleminde x değeri kaçtır diyor. Şimdi gençler bu tarz sorularda Eşitliğin karşısındaki değer belliyse yani burada bir kargaşa var. 20 bölü 2 artı 13 bölü x abi bula 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 bir sürü şey sayı yazıp kafa karıştırmışlar. Bir de buraya x kondurmuşlar x'i soruyoruz tamam mı? Ama sonuç belli 4 o zaman şunu yapıyorsun. Şimdi bak 20 bölü bölü 20'yi bir şeye bölmüşüm. 20'yi şu arkadaşa bölmüşüm bak kompleks gördüğün yeri balon yapıyorsun. Tamam balon çiziyorsun kırmızı balon. 20'yi bir şeye bölmüşüm 4 çıkmış. 20'yi neye bölersem 4 çıkar. İşte bunu düşünüyorsun. Nedir? Tabii ki de 5'tir. O zaman şurada yazan ifade... Normalde siz yazmasanız da olur ama... Ee, ben anlatabilmek adına bunu bir daha yazıyorum. Şu kırmızı balonun içindekileri yazdım. Ve bunu şimdi 5'e eşitlenmesi gerektiğini buldum. Yani burası 5 çıktı. Soru sadeleşti. Daha bir güzel halleşti değil mi? Daha bir temizlendi yani. Şimdi de... 2 ile... Şurada bir kargaşa var. Hemen onu balon içine alıyorum 2 ile bir şey toplamışım 5 çıkmış 12 ile neyi toplarsan 5 çıkar 3 bu kadar basit Dolayısıyla da ee, hemen şu 13'ü Öncelikle 12 olarak değiştirelim de bir tam çıksın Şurayı yanlış yazmışız şurası 12 olarak soruda değiştirin tam çıksın şimdi ne bulduk mavi balonun 3 olması gerektiğini bulduk hemen alıyorum o mavi balonu şuraya 12/ x artı 5 eşittir 3 olması gerektiğini buldum. Tamam. Şimdi son işleme geldim. Sevgili gençler, 12'yi bir şeye bölmüşüz, tamam mı? Cevap 3 çıkmış. Neye bölersem 3 çıkar? E 4'e. O zaman da ne diyorsunuz? X artı 5'in 4 olması gerektiğini bulduk diyorsunuz. Bitti. Şimdi artık x'i söyleyebilirsiniz. Hangi sayıyla 5'i toplarsam 4 çıkar? Hadi bakalım. Hadi bakalım sevgili yediler. Diyeceksiniz ki hocam 5 ile toplamca 4 mü çıkar ya? Hayır. Onları 7. sınıftan küçük kardeşlerimiz söyleyebilir. Ama sen söyleyemezsin. Çünkü sen negatif tam sayıları öğrendin. Negatif tam sayılarla işlemleri biliyorsun. Burada biz bizeyiz. Beni kandıramazsınız. Tamam mı? Ona göre. E, bu 5'in küçülmesi lazım. Dolayısıyla x'in negatif olacağı aşikar. Ne olacak peki? E 1 olacak. Eksi 1 olacak ki cevabımız artı 4 çıksın. Yani şöyle düşün. Eksi 1 artı 5 işlemi ne olur? E 4 olur. Yani düşman bir kişi bizim e, asker 5 kişi e biz yeneceğiz 4 kişi kazanacak tamam ayakta kalacak dedik ve x'in de ne olması gerektiğini bulduk eksi 1 yani en sonunda da şöyle yazmayı unutmayın x eşittir eksi 1 deyin ki tam puanı alın 6. soruya zıplayın rasyonel sayıları devam ettiriyorum sayı doğrusuna göreceğiz şimdi bu, bu, so bu tarz soru da gelecek sayı doğrusuna nasıl gösteriyorduk öncelikle eksi 2 bölü 5'ten başlayalım 1 ee, negatif sayı göstereceğiz. O zaman ne yapıyorum? Şuraya en sağ bir sıfır yazıyorum. Şöyle sola da eksi bir. Hani sıfır, eksi bir, eksi iki diye gider ya. Hatta şöyle yapalım ya. Dur. Biraz daha şöyle yapayım. Eksi bir, eksi iki. Böyle sonsuza kadar yazmayacaksın tabii. Yeter. Şimdi bu içinde tam var mı? Önce bunu soracaksınız. Bir kere negatif olduğunu. Birinci adım bu. Negatif mi? E tamam. O zaman sol tarafta göstereceğim. Sıfırın sonunda göstereceğim. İkincisi tam var mı? Tam. E, tam yok. Tam yoksa o zaman bu sıfırla 1 arasında sıfırla eksi 1 arasında olacak. Yani şu aralıkta olacak. şurada olacağını da keşfettik harika gidiyoruz. Ondan sonrası artık basit 5 parçaya bölüyorsun ikinci parçayı işaretliyorsun. 1, 2, 3, 4 ve 5 ikinci yalnız sıfırdan her zaman sıfırdan başlıyorsunuz 1, 2 işte şurası neymiş? Eksi 2 bölü 5'miş. Bu sorunun yarısı bu 5 puanı aldık. Şimdi diğer 5 puana gidelim. Bu sayımız 1 tam 3 bölü 4 bir kere pozitif mi negatif mi. pozitif. O zaman 0'ın sağında göstereceğiz. Yani şöyle 0, şurası 1, şurası 2, 3, 4 diye gidiyor. Peki sağında e, soruyorum hemen sana tam var mı tam? var? Kaç tam var? 1 tam var. O zaman 1 tamı geçiyorsun geçtik bir tamı. Peki bir tam geçtikten sonra hani bir tam varsa içinde demek ki 1 ve 2 arasında. Biri geçtik ya çünkü 1 ile 2 arasında. Ondan sonra artık 3/4'ü gösteriyorsun. Biri geçtikten sonraki 3/4 bölü dört. ne demek? 4 parçaya böl 3.i işaretle. 1 2 3 4 4 parçaya böldüm. 1 2 üçüncüyü alacağım. Tabi burada tam olduğu için o tamdan başlayacaksınız. Az önce tam olmadığı için sıfırdan başladık. Ama burada tam var. Bir tam var. Dolayısıyla birden başlıyorsunuz. Ve işte şurası bir tam. Üç bölü dört oluyor. İkinci beş puanı da alıyor ve on puanı buradan toparlıyoruz. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Aşağıda kesir olarak verilen rasyonel sayıları ondalık olarak ondalıkları da e, ondalık sayı olarak verilen gösterimleri de rasyonel sayı olarak yazacağız. Yani Rasyoneli ondala, ondalığı rasyonel çevireceğiz. Çevirme sorusu. Yine işlediğimiz önemli noktalardan biri. Şimdi 7 bölü 25'i nasıl ondalık yaparım? Bakın rasyonelden ondalığa gidebilmeniz için paydası ne olması lazım? 10, 100, 1000 gibi bir değer olması lazım. E ben 25'i nasıl 10, 100, 1000 yapabilirim? 10 yapamam ama 100 yaparım. Nasıl? 4 ile genişletirsem. O zaman gel senle bu 25'i 7 bölü 25'i 4 ile genişletelim. Ne yapacaksın? 25 ile 4'ü çarptın. Hop badanak 100 geldi. 4 ile de 7'yi çarptın. 28'i çaktın oraya. Ve 28 bölü 100 halinden ben artık ondalığa geçerim. Nasıl geçiyorduk? Tam var mı? Yok. O zaman 0 tam diyorsun. Payda da kaç tane 0 var bana bir söyler misin? 2 tane. O zaman burada 2 basamak olacak. O iki basamağı da üstteki sayıyı yazacaksın. O da nedir? 20 8. Yani sıfır tam yüzde 28. Tamam. Eğer burada bir sayı olsaydı mesela sadece 7 olsaydı yani 7 bölü 100 olsaydı o zaman 07 Başına 0 doldurarak tamamlayacaktın o iki basama unutma. Alttaki sayı 8 bölü 5 hemen cicik paydasını 2 ile genişletiyorum. 16 bölü 10 yapıyorum hani paydası 10 100 bin olacak demiştik. Şimdi burada da işin içinde tam var. Tam varsa ne yapıyorsun? Sayıyı hani tam olduğunu nasıl anladın hocam? E üst taraf daha büyük. Üst taraf büyükse bunu iş, iş, bu işin içine tam vardır. Dolayısıyla burada sayıyı aynen yazın. 16. Tamam mı? Bana söyler misin paydada kaç sıfır var? Bir tane. O zaman bu 16'yı sağdan sola bir tane virgül atarak sağdan sola bir basamak gelip oraya virgül atarak halledebilirsiniz. Tamam 1 virgül Şöyle olsaydı mesela 128 bölü 100 olsaydı o zaman da yine 128'i yazıyordun. 2 0 olduğu için sağdan şöyle 2 basamak gelip oraya virgül atıyordum. Yani 1,28 yazacaktık. Tamam? Mı? Dedim ve geldik ondalıktan rasyonele. Bu daha kolay. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şurada gördüğün sayıyı aynen yazar mısın? 42 bitti. Bölü virgülden sonra kaç basamak var? 2. O zaman şöyle 2 sıfırlı 1. Bitti bu kadar. Bana şu sayıyı aynen yazar mısın? Ne görüyorsun orada sadece 3 var. Başındaki sıfırlar yazılmaz. Gerek yok. Şimdi bana virgülden sonra kaç basamak var onu söyle. 1, 2, 3 mü? O zaman şuraya 3, 0. Başına da 1. Yani 3 bölü 1000 diyorsun. Ondalıktan rasyonel sanki daha kolay değil mi? Sence de öyle. Bence de öyle. 8. sorudayız. Doğru yanlışla devam ediyoruz. Doğru olanlara D yanlışlara Y yazacağız. Hemen birinciyi okuyorum. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Kesinlikle bu doğru. Doğal sayılar daha küçük kümeler. Hani Nedir? İşte 0, 1, 2, 3 bunlar doğal sayıdır. Ama rasyonel sayılar öyle mi? Mesela 0, 1, 2, 3 diye gidiyorsun ama rasyonel sayı bunların arasını da dolduruyor. Mesela 0 ile 1 arasında 1 bölü 2 var, 1 bölü 3 var, 1 bölü 5 var. Yani daha büyük bir küme. O yüzden her doğal sayı kesinlikle bir rasyonel sayıdır. Ha Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunlara falan hiç düşünmene de gerek kalmadan şöyle düşünebilirsin. Her doğal sayı mesela... 5 bir doğal sayı mı? Tamam. E bunun paydasında gizli bir yok mu? Var. O zaman 5 bölü 1 halinde yazılabilir. Dolayısıyla aslında her doğal sayı, her tam sayıyı bir rasyonel sayı yapabilirsiniz. Tamam. Geçtim. Doğru dedim geçtim. Bir rasyonel sayının payında sıfır bulunamaz demişiz. Neresinde? Payda. Pay kısmında. Yani üst tarafta. Pay demek üst taraf demek. Üstte sıfır bulunamaz. Öyle bir şey olur mu ya? Niye olsun ki? 0 bölü 5 mesela. 0 bölü 7. Olabilir bunlar. O zaman bulunamaz demiş. Yanlış demiş. Tamam. Üçüncüsü her rasyonel sayı bir tam sayıdır. Olur mu canım? Mesela 2 bölü 5. 2 bölü 5 bir rasyonel sayıdır. Ama tam sayı değildir. Dolayısıyla ne diyoruz? Yanlış diyoruz. 2 negatif tam sayının bölümü negatif bir tam sayı olur. Yani eksinin eksiye bölümü nedir? Ya orada eksiyle eksi aynı takım. Kavga çıkmaz burada. Dolayısıyla bu pozitiftir. Bu yüzden de buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Yani iki negatif tam sayının bölümü negatif değil. Pozitiftir. Hatta şuraya da üstün çizip pozitif yazın. Şovunuzu yapın hocanıza tamam mı? Tam sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Mesela beşin üzeri sıfır e cevap bir. 225'in üzeri sıfır e onun da cevabı bir. Dolayısıyla bunu doğru olarak kabul ediyor. Dokuzuncu soruya zıplayıp geçiyoruz. Şimdi üstü sayı işlemi ne yapacağız? Gel yapalım. Aşağıdaki işlemi yapalım. Bir kere 1 üzeri 84. Bunu da tek tek yapacağız. 1 üzeri 84'ü yapalım. Bu bir çift kuvvet mi? Evet. O zaman bu kesinlikle pozitif çıkacak. Birinde her kuvveti 1'dir. O zaman bu sayı 1'dir. Bitti. İkinciye bakıyorum. Artı dedim. Şimdi de şuradayım. Üzeri 0 olan her sayı 1'dir. Hiç bakmadan geçiyorum orayı direkt. Artı diyorum. 8 üzeri 1. 8'den bir tane yaz demiş. Tamam bir tane yazdım. Geçebilirim. Şimdi de 1 üzeri 7. Bak 7 tek kuvvet. Tek kuvvet bu eksiye karışmaz. Dolayısıyla bu eksi 1 olarak kalır. Artı yine tek kuvvet gördüm. Dolayısıyla bu eksi gitmeyecek. Yine orada kalacak. Sonra da 2'nin 3. kuvvetini alacağız. Yani 2'den 3 kere yaz. Yazdım. 2 kere 2. 4. 4 kere 2. 8. Yani burası da eksi 8'miş. Aha da bana bunu soruyormuş. Üstü sayı muhabbetini bitirdim. Bundan sonrası tam sayılarda toplama. Ama çok güzel bir sayı kümesi var orada. Çok güzel. Eksi 8 artı 8 birbirini götürür. Eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Kalan sağlar bizimdir. Cevap nedir? Sadece 1'dir. Tamam. Dolayısıyla böyle uyanıklıklar, kısa yollar gördünüz mü? Yapın öyle tek tek toplamaya ne gerek var ya? Eksi 8 artı 8. Toplar mı bu gözleri görüyor musun bu gözleri? Tembeliz oğlum. Tembellik bizim işimiz. Dolayısıyla da kısa yol varsa üstüne atlarız dedik ve 10. soruya geçtik. Şimdi aşağıda verilen ifadelere uygun denklemler yazacağız. Denklem. Ne demişiz? Biliyorsun hangi sayı diye başlayan e, sorularda o sayı x'tir. Bitti. Denklemin esas mantığı bu. 3 katının demiş A sana 3 katı. Şu an 3 katı oldu. 14 fazlası demiş. Ya fazlalık demek toplama demek değil miydi? O yüzden artı 14. Ve eşittir diyorum neye? 29'a. Bitti. Denklemi kurdum. Çözdememiş. Geçiyorum. 3 katı ile 5 katının toplamı 167 olan sayı kaçtır? Bana bu sayıyı söyler misiniz? Biliyor musunuz? Hayır ben de bilmiyorum. O yüzden x diyoruz. Bitti. 3 katı 3x. 5 katı 5x. Bunları da topla demiş. Al sana araya toplama ve eşittir 167'ymiş. Bu soruda bu şekilde. Denklemi yazdım geçtim. Şimdi 7 fazlasının 7 fazla şu nın ekini gördük ne yapıyorduk? Parantez kullanıyorduk unutmayın. Dolayısıyla da x sayısı 7 fazlası da bu. Bunun yarısı demiş. Yani hepsi x artı 7'ni komple düşünüyorsun. Yarısı da neymiş? 32'ymiş. Artık bunu çözer. Hocanız çözer. Size denklemi yaz demiş. Çözün dememiş ki. Hocanız kendi çöz. Tamam mı? Devam ediyorum. Yine bir nın nin ekiyle karşı karşıyayım. 10 eksi nin. Sen şimdi bir x'ini yaz. Bunun 10'unu çıkar. x eksi 10. Bunun iki katı dediği için paranteze alıp sonra 2 ile çarpıyorsunuz. Tamam. Bu da neymiş? Cevabı 56'ymış. Denklemimi kurdum. Çözümü sana kaldı. Karesi kendisinin 5 katının 6 fazlasına eşit olan sayı. Önce bana şu sayıyı söyleyip neydi? Sayı x'ti. Karesi de ne olur? x kare olur. Tamam. Neye eşitmiş? Yine kendisinin yani x'in 5 katının 5 katı 5x demek 6 fazlasına yani artı 6'ya eşitmiş. Bu denklemi de çözersiniz liseye geçince. Tamam. Dolayısıyla bu Sorudan da puanımızı aldık. Şimdi bonus sorulara geçiyoruz. He şimdi artık yedirmiyor hocanız. Denklemi çözün o zaman diyor. Az önceki soruları bana bıraktın. Hadi bakalım şimdi de ben sana bırakıyorum deyip yapıştırmış iki tane denklem sorusunu. Nasıl çözeceğiz? Öncelikle x'ler bir tarafa toplanacak. 2x'i şöyle sol tarafa atabilir miyiz? Eksi yani x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa toplanıyordu. Dolayısıyla da bu toplamayı hani bir araya toparlamayı yaparken lütfen şuna dikkat edin küçükleri büyüğün yanına gönderin. Hani bayram ziyareti gibi. Bayramda ne olur? Küçükler büyüğe gider değil mi ziyareti? Dolayısıyla küçük olan 2x'i 6x'in yanına gönderiyorum. Yani 6x'in yanına nasıl geçecek? Eksi 2x diye. Eksi 5 de diğer tarafa artı 5 olarak geçecek. Tamam. Dolayısıyla şunu söyle bana. 6 tane elmadan 2 elma çıkarsa ne kalacak? 4 tane elma kalacak. 7 ile de 5 toplarsam 12 yapacak. 4 tanesi 12 ise. Bir tanesi kaçtır? Tamam. Ne yapacaksın burada da? X eşittir diyorum. Her iki tarafı dörde de bölebilirsiniz. Şöyle dörde böldüm. Burayı da dörde böldüm. Dörtler uçtu zaten. 12 bölü 4'ten de. Cevap nedir? Cevabımız tabii ki de 3'tür. Geçiyorum yandaki denklemime. Şimdi yandaki denklem ne diyor? 3x-2 25. Bu daha temiz, daha güzel bir soru. Eksi 2'yi at karşı artı 2 olarak 25'in yanına artı 2 geçsin. Bu 3x burada yalnız kalsın temizinden. E, 3x eşittir 25 artı 2 27 zaten. Şimdi her tarafı da şöyle temizinden 3'e bölelim ki x yalnız kalsın. Çünkü x'i arıyoruz. 27'yi 3'e böldüm. 9. İşte burada da x'i 9 bulduk. İki denklemi de çözdük hocam. 5'erden 10 puan sen bize yazdır ver der. 12. soruya geçelim. Şimdi örüntü işlenmiş olabilir sorulabilir. O yüzden biz de bir hazırlayalım dedik. Örüntünün kuralını nasıl buluruz? Öncelikle ne yapıyorduk? Şu sayılar arasındaki farkı tespit ediyorsun. Hepsi şöyle 3'er 3'er artı artı gitmemiş mi? O zaman bu... <laughs> ...örüntünün kuralı... ...hani n yazıyorduk. Başına da artış miktarını yazacaksın. n. Sonra bitiyor mu? Hayır. Bitmiyor. Şöyle hatta buna genel terim de diyebilirsiniz. Ya da örüntünün kuralı da diyebilirsiniz. Öyle diyorduk biliyorsun. Başına 3 koydum 3'eni yazdım. Ama şimdi birinci terimin sağlanması lazım. Yani benim buraya en yerine bir yazdığımda birinci terimi vermesi lazım bana. Ama bir yazarsam ben üç kere birden üç yapar. Şöyle göremiyorsun. Ha, üç yapar tamam. Üç gösteriyor ama tamam. Ama benim beş yapmam lazım. Üçü nasıl beş yaparsın? Çat. İki eklersin. Dolayısıyla ne yapıyorum? Üçenin yanına artı iki yazıyorum. Gerçekten olmuş mu bir sağlatalım. Mesela ikinci terim sekiz çıkması lazım. Yani benim buraya iki yazdığımda Sonucun 8 olması lazım. 3 kere 2 6 2 topla 8 oldu. Tamam. O zaman ben genel kuralı buldum. Şimdi bana kaçıncı terimi istiyorsan sor. 30'u istemiş. Tamam. O zaman en yerine 30 yazalım. 3 çarpı hatta şöyle yapalım mı? 30. terim eşittir. 3 çarpı 30 artı 2. 3 kere 30 90. 90 artı 2'den de 92 gelir. Tamam. Ve geldik son sorumuza. Cebirsel ifadelerin en sade halleri. Yani yine bir cebirsel ifade toplama çıkarmasıyla olayı nokta alıyoruz. Cebirsellerde toplama çıkarma ne yapıyorduk? Benzer terimler bir araya geliyordu. 5x ile 3x bir araya gelirse toplanırsa 8x. Artı 7 eksi 3'ten de artı 4 kalacak. İşte bu da benim sonucum olacak. Tamam. Bu böyle hani şey bir tane de basit soru sorayım. Hani bonus monus. Hani öğrencilerimiz yüksek not alsın sorusu bu. Tamam mı? O yüzden en sonunda bulabilirsiniz böyle bir soru. Ondan sonra da ikinciye bakalım. Benzer terimler. Şurada 7A var. Eksi 3A var. Artı 12A var. Yani A'giller. A'lar bir araya toplansınlar. Şimdi artı 12 artı 7 etti sana 19. Ama eksi 3 var. 19'dan 3 çıkar. 16 tane A kalır. Sonrakiler sayı. Bak şimdi. Burada artı 9'um var. Burada eksi 8 eksi 1. Yani düşman 8 kişi. Düşman bir kişi yani toplam 9 tane düşman var. 9 tane düşman var. Biz de 9 kişiyiz. O zaman bunlar birbirini yer bitirir. Biz 9 onlar 9. Ortada bir şey kalmaz. Sıfır kalır onu yazmayız. 16a On diyerek de buraya noktayı koyarız. Ve birinci dönem ikinci yazılı sınavımız bitmiş olur. Dediğim gibi ilk başta söylediğimiz gibi hepinizden ne bekliyoruz? 100 bekliyoruz 100. 99 alıp gelmeyin bak ha. Tamam mı? Hayır. Hepiniz hak ettiğiniz alabileceğiniz en yüksek notları alın inşallah. En büyük temennimiz budur. Sınavlar çok önemli gençler. Bakın tekrardan hatırlatalım söyleyelim. Karne notlarını mümkün olduğu kadar yüksek tutun. Çünkü seneye mezun olduğunda bu notlara muhtaç olabiliriz. Biliyorsun LGS'de yerel yerleştirmede okullara giderken puanına bakıyorlar okul puanına. E okul puanı nereye bakacak? 7. sınıf ortalaması, 8. sınıf ortalaması bunlar etkileyecek. Dolayısıyla senin şu an aldığın yüksek not gireceğin liseyi etkileyebilir, etkileyecek. Bu yüzden de lütfen işi sıkı tutun, sağlam alın. Yani tabii ki de bir diğer yandan çok önemli konular. Konuları da temelinizi sağlam tutabilmek için zaten çalışmalısınız ama onun ötesinde de yazılı sınavlarımız çok çok önemli. Matematik daha da önemli. Neden hocam? Hani sen anlatıyorsun diye mi? Hayır. Haftada en az 5 ders seçmelilerle beraber 7 derslik bir şeyden bahsediyoruz. Dersten bahsediyoruz. Yani en çok dersinizin ders saatinin olduğu ders matematik, değil mi? Dolayısıyla karne notuna, ortalamaya en çok etki eden ders matematik. E ee, böyle bir ders varken bunu tabii ki de ne yapacaksın? Çok çalışarak yükselteceksin. Tamam. Mevzumuz bu. Hepinize güveniyorum ama. Yüksek notlar gelecek buraya. Yorumlarda yazacaksınız. 100 aldım, 100 aldım, 99, 98. Hocam 99 aldım kusura bakmayın falan. Bunu yorumlara okuyacağız. Göreceğim yani tamam mı? Peki o zaman bir sonraki videoda ne diyoruz? Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.